Dostlar selamlar, saygılar hepinize. Evet, Para Birlik kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Tabii deprem yaşadık, büyük felaket. Fazla da gündem olmadığı için biz de fazla yani meşgul de olmak istemiyoruz açıkçası. Ve bugün arkadaşlar dünkü gibi tavan serisi yaşayamadık maalesef. 1.17'lik bir yukarıda tamamladı Borsa İstanbul. Halbuki açılış itibariyle 5300'ü bile geçmiştik. 5311'leri görmüştü. Daha sonra kar satışları geldi. Ve 1.17 ile tamamladı. Asıl ilginç olan arkadaşlar BIST 30 ise %2.35 ile yukarıda tamamladı. Yani iki katı neredeyse. Evet, iki katı neredeyse değil, iki katından bile fazla. Daha fazla değer kazandı. BIST 30, BIST 100'den. Bu yönüyle de garantili hisselere yönelim borsa yatırımcıları tarafından arttığını gösteriyor. Yani bu da bugün hacim olarak yüksekti borsa, onu söyleyelim arkadaşlar. Dünkü hacme göre bugün 93 milyon 199 bindi. Hacim 93 milyar 199 milyon. Bu da normal bir borsa seyrine girdiğini gösteriyor endeksin. Bu yönüyle en çok kazandıran hisseler var. Kardemir'de, Tüpraş, Sasa gibi. Sonra Tukaş, Krevit, gübre fabrikaları %7 bandında düşüş yaşadı. Özellikle gübre fabrikalarının düşüşü engellenemiyor arkadaşlar. Çok gariptir. İnanılmaz bir düşüş silsilesine girmiş durumda şu anda. Bugün bir yeni iş anlaşmasını bildirdik sizlere. Şimdi ikinci bir yeni iş anlaşması var. Daha da fazla da olmadı zaten. Kap bildirilerinin %90 arkadaşlar geri alımlarla ilgili. Bütün şirketler geri alım programı uyguluyor. Ama şu anda henüz net bir şekilde geri alım görmedik şirketlerden. Evet dostlar, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Dün çok özel bir yeni iş anlaşması ilişkisi bildiren Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri anonim şirketi bugün de arkadaşlar yeni iş anlaşması bildirdi ve bununla ilgili sözleşme yapılmış. Bunu kamuya aydınlatma platformunda duyurdular. Evet, güncelleme değil bu haber, düzeltme değil, ertelenmiş bir açıklama da değil arkadaşlar. Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmekteymiş bu anlaşmanın. Şirketimizde bir müşterisi arasında 46.8 MW rüzgar enerjisi üretim santralinin Enterconnect'e şebekeye bağlantısını sağlayacak olan enerji iletim hattının anahtar teslim yapılması için sözleşme imzalanmıştır. İş kapsamındaki tüm elektrik, mekanik ve inşaat işleri şirketimiz tarafından yapılacaktır. Sözleşme bedeli 1 milyon 775 bin Amerikan dolarıdır. Kamuoyuna ve sayın ortaklarımıza saygıyla duyurulur diyor arkadaşlar. Aksi bir durum olduğu takdirde burada bildireceklerini söylüyorlar. Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi. İsterseniz enerji şirketlerinin, elektrik şirketlerinin bugün biraz sıkıntılı olduğu bir gün yaşadık aslında. Dün tavandı hepsi ama bugün biraz sıkıntılılardı. Bir görelim bakalım Yeo Teknoloji bugün Borsa İstanbul'da nasıl bir performans göstermiş. Evet arkadaşlar, Yeo Teknoloji dünün aksine bugün %4.63'te negatifte, gördüğünüz gibi dün tavan olan şirketlerden birisiydi. Bunu da belirtelim. Ve Yeo Teknoloji'nin 5 günlük durumda da 7.29'luk bir pozitiflik var ama bugün arkadaşlar 4.63'te negatifte. Kap bildirisinin açıklandığı zamanlarda hisse biraz canlanma eğilimi gösterse de daha sonra tekrar satışlarla birlikte arkadaşlar günü 4.63 negatifte kapatmış, 56 lira 65 kuruştan. Evet dostlar, burada vermiş olduğumuz bilgileri lütfen bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımız Para Bilgi'ye de abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum.